Bu üçüncü yoldan önce ben hangi milliyetçilik diye soruyorum. Hangi milliyetçilik? Türkiye'deki milliyetçilik şeyine baktığınız zaman vatanseverlik üzerine şey yaparsanız büyük bir çoğunluktur, %90'lara çıkan. Ama Turancılığa bakarsanız Kafkaslardan gelenlerin etkilendiği bir şeydir. Atatürkçülük, ulusalcılık şeyine baktığınız zaman Balkanlardan gelen insanlarımızın ortaya koyduğu bir şeydir. Bir de Anadolu'da işte medeniyetçilik üzerine yürüyen, biraz da muhafazakarlıkla karışmış. Ana şey olarak söylüyorum. Bunun yanında NATO konsepti çerçevesinde antikomünist bir yapıdan dolayı milliyetçi olduğunu söyleyenler falan vardır. Daha sonra da işte milliyetçiliği Kürt düşmanlığı üzerinden yapan hangi milliyetçilik? Buna bir cevap vermesi lazım bu. Yetkili kurullarda milliyetçilik adına konuşan insanlar. Biz solda fraksiyonları saymakta zorlanıyoruz. Yok, sağdaki fraksiyonlar da fena değilmiş. Yani şimdi tarikatları, cemaatleri fraksiyon saymayacak mıyız? Yani sivil toplum örgütü mü sayacağız? Evet. Yani çok daha fazladır sağda fraksiyonlar. Ama şimdi burada baktığımız zaman, evet ben de çok isterim. Yani milliyetçiler bir araya gelsin, %20 ile 30 arasında bir rakam. Bir Türkiye'nin ne diyelim her şeyine bir kalite getirsinler, kültüründen, siyasetinden. Anlıyor musunuz? Sanatına kadar bir şey getirsinler. Ama Türk milliyetçilerinin bir araya geldiği, benim bildiğim son tarih ne zaman biliyor musunuz? Rahmetli Alparslan Türkeş'in cenazesidir. Ben çok isterim. Ama hangi ilkeler çerçevesinde bir araya geleceğiz? Hangi ölçüler çerçevesinde bir araya geleceğiz? Tamam, ben çok isterim. Tuğrul Bey diyor ki, milliyetçilik kuralım. Tuğrul Bey bunu hangi yetkiyle, hangi iradeyle, hangi fedakarlıkla söylüyorsunuz Türkeş Bey'in oğlu olmaktan başka, rahmetli Türkeş Bey'in oğlu olmaktan başka? Neden söylüyorsunuz bunu? Neye ihtiyaç duyuldu? Sonra ülkenin bir sosyolojisi vardır, bir savrulma noktası vardır. Eğer şu anki milliyetçilik anlayışıyla, büyük çoğunlukla yani negatif milliyetçilikleri söylüyorum burada, dışlayıcı, kucaklayıcı değil, batı rüzgarlarından da etkilenmiş, işte, neonazi şeylerinden falan etkilenmiş, etnikçi bir milliyetçilik, Türkiye'nin bölünmesini kaçınılmaz kalar. Hangi milliyetçilik derken onun için soruyorum. Hangi milliyetçilik? Yurtseverlik üzerine oturmuş, demokrasi, bu insan hakları. Bu sizin cevabını bildiğiniz bir soru değil, değil mi? Onlara sorduğunuz yani, bir soru. Tabii yani onlara soruyorum. Ya ben de cevabım var ama ben... Hangi milliyetçilik tabii, tabii, ben nedir o cevap sizdeki? Hangi milliyetçilikten bahsediliyor? Ya, çok uzun sürecek bir şey ama bir cümleyle söyleyeyim. Yani dışlayıcı değil. Kapsayıcı. İnsanı merkeze alan, insanı kavramları kurban etmeyen. Siz olması gerekeni söylüyorsunuz. Tabii, olması gerekeni söylüyorum ama bunun organize bir hali. Sonra tamam, orada MHP var, burada İyi Parti var. Bu tarafta işte İyi Parti'den çıkan Ümit Özdağ var. Orada Büyük Birlik var ki bunların arasında ideolojik farklılık olduğu söylenemez. Büyük Birlik, rahmetli Türkeş Bey'in sağlığında, ben ondan sonra Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldum ve Ülkü Ocakları'nı Türkiye'de örgütledim, vakfı da ben kurdum. Bizi yeterince Müslüman olmamakla suçlayıp giden arkadaşlarımız. Çoğunlukla da Adıyaman'a bağlanan. Milliyetçilik derken hangi milliyetçilik? Gerçekten hangi milliyetçilik şimdi? Bunun ötesinde de şunu da şey yapmasınlar yani. Milliyetçiler Türkiye'de en çok okuyan insanlardandır. Bir, CHP seçmeni çok okur. İki, İYİ Parti seçmeni çok okur. Buna emin olun bakın yani. Çok okuyan insanlardandır. Şimdi bir de Sinan Ogan'ı çıkaran bir yapı var mesela. İmza toplayıp bilmem ne yapan, tüm partilerin dışında olan bir yapı var. Yani artık bu insanları siz işte biz bir araya geldik, hadi toplan borusuz aldık, toplanın, böyle bir dünya yok. Önce ilkelerinizi koyacaksınız, amaçlarınızı koyacaksınız, projelerinizi koyacaksınız. Ne için bir araya gelelim? Bugüne kadar işte yüzlercenizi milletvekili yaptık, yüzlercenizi zengin ettik, yüzlercenizi makam mevki sahibi yaptık, çocuklarınızı Amerika'da okuttunuz, tamam. Tekrar mı, bunun için mi geleceğiz, ne için geleceğiz? Ülkeye vereceğiniz hizmet ne? Ne öneriyorsunuz? Ülkeyle ilgili tahayyülünüz ne? Ne yapacaksınız? Mesela ben şimdi şunu sormak isterim. Yani bizim bir ayrılıkçılık meselemiz var. Bir açıdan bakarsanız insan hakları meselemiz var. Bir açıdan bakarsanız kültür hakları meselemiz var. Burayla ilgili bu ayrı olduğunu düşünen milliyetçi arkadaşlarımız, 3 parti, 4 parti ne farklı düşünüyor mesela? Ne farklı düşünüyor? Mesela HDP ile ilgili ne farklı düşünüyoruz mesela? Yani HDP'yi niye hepimiz hep birlikte dışlıyoruz? Bunlar bizim yurttaşlarımız. Devlet izin vermiş. Parti kurulmuş. Öyle mi? Yani mecliste bizim vergilerimizden maaş veriyorsunuz. Şimdi neden biz HDP'nin olduğu yerde bir araya gelemeyiz? Oturamayız. Neden? Yani hangi milliyetçilik derken bunları söylüyorum. Kapsayıcı, kucaklayıcı derken bunları söylüyorum. Yapıcı.
Yani Türk milliyetçiliğinin bir de şu, yani işte bu seçimde şey oldu, Türkiye'nin kurucu ideolojisi. Hayat doğardır bu yani. Şimdi CHP seçmeninin büyük çoğunluğuna biz milliyetçi değildir diyebilir miyiz? Veya HDP seçmenin büyük çoğunluğuna biz vatansever değildir diyebilir miyiz? Bu ülkenin düşmandır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şimdi benim milliyetçilik anlayışım bu. Yurttaşlık üzerine kurulmuş. Anayasal eşitlik, ortak yurdumuzu birlikte daha güzel, nasıl yaşanılır hale getiririz? Burada da insanı kavramlara kurban etmeyen, insanı merkeze alan, demokratik hukuk, laik hukuk devleti üzerinde yeniden Türkiye'yi inşa edeceğimiz, birlikte inşa edeceğimiz bir ülke tahayyül etmektir milliyetçilik.